Merhabalar. Varyantlı stoklarımız için etiket barkod basımını nasıl gerçekleştirebiliriz? Bunun için klavyemizden F10 tuşu ile arama motoruna gidebildiğimiz gibi diyalogosu üzerine tıkladığımızda arama alanına basım yazdığımızda malzeme etiket barkod basımını çalıştırırız. Burada öncelikli yapacağımız işlem etiket tasarımımızı seçmek olacaktır. Liste içerisinden daha önce tanımlamış olduğumuz varyantlı ürünlerimiz için bir tasarımı inceleyelim. Ön tanımlamalarını buradan yapacağımız tasarımın etiket tasarımı alanında görmüş olduğunuz gibi varyantlı seçeneklerimizde ürün, marka, beden, renk, kumaş türü vesaire gibi açıklamalarımızı yapabileceğimiz gibi rapor alanlarında görmüş olduğunuz alanlardan istediğiniz şekilde bir tasarım gerçekleştirebilmektesiniz. İlgili tasarımımızı F2 seç ile seçim işlemini yapıp daha sonrasında ilk sayfada boş etiket sayısı çıkmasını istiyorsak ilgili alanımıza değer girdiğimiz takdirde sağ tarafında ön izleme ekranımızda yapmış olduğumuz işlemin ön izlemesini göreceksiniz. Sıralama alanında sıralamak istediğimiz barkod kodu açıklaması, fiş tarihi ve numarasında bir sıralamamız mevcut ise ilgili sıralamaları yapabilmektesiniz. Listeye barkod okutarak ürün çağırabileceğiniz gibi stoklar alanımıza geldiğimizde liste içerisinden seçim yapabilmektesiniz. F12 tuşu altına incelediğimizde ise burada toplu fatura, irsaliye, sipariş, malzeme fişi içerisindeki stoklarımızı getirebileceğimiz gibi toplu malzeme seç ekranımızdan da ilgili stoklarımızı getirebilmekteyiz. Örneğin bir fatura içerisindeki stoklarımızı getirelim ve fatura listesi içerisinde varyantlı ürünümüze ait bir faturayı seçtikten sonra F2 ekle diyelim. Burada seçmiş olduğumuz varyantlı ürünümüzün stok kartını incelediğimizde ürünümüze ait herhangi bir barkod oluşturmadığımız için ekranımıza varyant detaylarını getirmemiş bulunmaktadır. Barkodları hazır bir ürün seçtiğimizde, örneğin barkodları oluşturulmuş görmüş olduğunuz gibi bu ürünümüzü listemize aktardığımızda karşımıza depodaki adet kadar etiket basımımızı isteyip istemediğimizi sormaktadır. Depodaki miktar 0 olarak getirebileceğimiz gibi miktarını 1 olarak getirip veya depoda ne kadar miktarımız var ise ilgili miktarımızı da getirebilmekteyiz. Biz miktarlarımızı 1 olarak getirelim. Görmüş olduğunuz gibi stok kartı içerisinde barkod tanımı olan ürünlerimizin basım ekranımıza geldiğini görmektesiniz. Stok üzerindeyken F5 varyantlar dediğimiz takdirde ilgili stoğumuza ait varyant detaylarını da bir tablo şeklinde görebileceğiniz gibi buradan manuel miktarlarını da girebilmektesiniz. Örneğin asorti serilerine girişlerini yaptıktan sonra F2 eklediriz ve basım adedi kısmında adetlerimizin arttırıldığını görmektesiniz. Tüm bu işlemlerimizi bitirdikten sonra F2 ekran dediğimizde görmüş olduğunuz gibi ilk sayfamızdaki boş etiket sayımızı 1 yaptığımızdan dolayı ilk sırada etiket basımını yapmayıp diğer sıralarda etiketlerimizin ürün adını, markasını, bedenini, renk ve kumaş türü şeklinde yapmış olduğumuz tasarım çerçevesinde ilgili stoklarımızı karşımıza getirmektedir. Buradan F5 tasarım şeklinde yeniden tasarımlarınızı değiştirebilmektesiniz. Aynı şekilde stok malzeme listemize geldiğimizde varyantlı ürünümüz üzerindeyken F12 tuşu altında bulunan barkod bas seçeneği ile de bu şekilde de malzeme etiket barkod basım ekranına gelebilmektesiniz.